Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Bakara suresi 40-48. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada İsrail oğulları ile alakalı bir bölüm bizlere bildiriyor ve devamında da hayli bu konuda bahisler var. Şöyle ki: Ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları, Üzkürü niyamet yelleti en amtu aleykum size nimet olarak verdiğim şeyleri hatırlayın ve evfu bi ahdi ve benim ahdime vefa gösterin. Ufi bi ahdikum ben de size olan ahdime vefa göstereyim. Ve iyya yefarhabun ve sadece ve sadece benden korkun. Burada Allahu Teala ey beni İsrail, ey İsrail oğulları diyerek onlara hitap ediyor. İsrailoğulları günümüzde de devam eden bir topluluk. E, tarihin köklü milletlerinden. Kur'an-ı Kerim'de gerek Bakara suresinde, gerekse Maide suresi ve Kur'an'ın başka yerlerinde İsrailoğullarından hayli bahisler var. Ve e, onlarla alakalı olaylar, çok ibretlik olaylar ve biz Kur'an-ı Kerim'in aynasında onları seyrederken Orada başkalarını da değerlendirebiliriz ve onların şahsında kendimizi, kendi insanımızın durumunu görebilir ve değerlendirebiliriz. İşte burada e, İsrail oğulları. Önce bu tabir nereden geliyor? Onu ifadede fayda görüyorum. Hazreti Yakub'un lakabı İsrailmiş ve e, onun oğulları e, 12 oğlu var, 12 boy halinde ve oradan İsrailoğulları günümüze kadar geliyorlar. Bu açıdan kendilerine İsrailoğulları denilmiş. İsrail Allah'ın kulu ve Allah'ın seçtiği gibi o anlamda bir mana veriliyor. Ey İsrailoğulları size olan nimetimi hatırlayın, zikredin. İsrailoğullarına Allahu Teala'nın pek çok nimetleri olmuş. İşte onlar e, Mısır'da esaret altındayken e, hürriyetlerine kavuşmaları, e, Hz. Musa'nın liderliğinde hürriyet nimetine kavuşmaları, devlet kurmaları, içlerinden pek çok peygamber gelmesi, Hz. Musa döneminde pek çok mucizeler görmeleri gibi nimetler. Ve evfu bi ahdi, bana olan e, ahdime ve vefa gösterin. Tabi burada Allah olan ahit, Allah'a verilen söz. Bütün insanların ezel canibinde e, Cenab-ı Hakk'a e, Bela ile Elestü Rabbikum hitabına Bela ile evet sen bizim Rabbimizsin diye zaten söz vermeleri var. İsrail oğullarından da Allahu Teala Hz. Musa aracılığıyla pek çok sözler almış. 10 emir bunlardan e, bazılarıdır. Daha başka Tevrat'ta yer alan hükümler yine onlardan alınan söz hükmündedir. İşte bana olan ahdime vefa gösterin, ben de ahtime vefa göstereyim. Yani Cenab-ı Hakk'ın onları muvaffak kılması, onlara daha bir takım nimetler vermesi şarta bağlı. Eğer onlar o şartları yerine getirirlerse Allah da kendilerine daha büyük nimetler verecek. Ve sadece ve sadece benden korkun. Malum insan e, değişik şeylerden korkabiliyor, değişik varlıklardan korkabiliyor. E, i̇şte sadece ve sadece Allah'tan korkmak, başkasından korkmamak, e, Kur'an-ı Kerim'in e, bu şekilde verdiği derslerden bir tanesi. Ve aminu bima anzeltu indirmiş olduğuma iman edin. Musaddi gallime ma sizin yanınızda olanı tasdik eden e, yani Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'e iman edin. Ve la tekunu evvel kafirin bi ve onu ilk inkar eden siz olmayın. Malum gerek Tevrat, gerek Kur'an, gerek İncil bunların hepsi Allah'ın indirmiş olduğu kitaplar. Kur'an-ı Kerim önceki semavi kitapları reddetmiyor, bilakis tasdik ediyor. Dolayısıyla bizler Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Tevrat'a da iman ediyoruz Allah'ın gönderdiği şekliyle. İncil'e de iman ediyoruz. Peygamberimiz döneminde Yahudilerin bazı kabileleri Arabistan'da yaşıyorlardı. Beni Kurayza, Beni Nadir, Beni Kaynuka e, gibi, Hayber Yahudileri gibi değişik boylar halinde Arabistan'da yaşıyorlardı. Ve bunlar e, ahir zamanda bir peygamber gelecek. Onu bir takım özellikleriyle de önceden biliyorlardı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Araplardan bir peygamber olarak gelince ırkçılık damarıyla kabul edemediler ve peygamberimize mesafeli durdular. Kur'an-ı Kerim'e mesafeli kaldılar. Allahu Teala onları imana davet ediyor. Ve bunu ifade ederken de yanınızda olan olanı tasdik eden indirmiş olduğum kitaba, Kur'an'a iman edin. Ve onu ilk inkar eden siz olmayın. Gerçi Yahudilerle Müslümanların muhatap olması daha çok Medine'de oldu. Mekke döneminde 13 yıl onlarla pek de fazla bir diyalog söz konusu değildi. Ve evvelinde Mekke'deki insanlardan hayli inkar edenler çıkmıştı. Ama arada şöyle bir fark var. Yani onu ilk inkar eden siz olmayın derken önceki Mekke'deki müşrikler zaten böyle bir kitaptan haberleri yoktu. Bir peygamberin geleceğinden de haberleri yoktu. Ama Yahudiler ise ehli kitap, kendi kitaplarında ahir zaman peygamberinden bahis var. Böyle olunca yani bile bile ilk inkar eden siz olmayın. Böyle bir mana düşünülebilir. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ ثَمَنًا غَل۪يلَ Ve benim ayetlerimi az bir ücrete satmayın. Allah'ın ayetini satmak şu anlamda Allah'ın verdiği hükmü değiştirmek, Allah'ın hükmünü uygulamamak e, ve Allah'ın mesela koymuş olduğu bir yasağı çiğneme bahasına e, bir takım işler yapmak. Diyelim ki Allah'ın verdiği herhangi bir hükmü e, değiştirerek dünyaları elde etseler Allah'ın bir ayetini çok ucuza satmış olacaklardır. Ve iyya yefettagun ve sadece ve sadece benden korkun. Yani e, emrettiğim şeylerde, hususlarda dikkat edin ve özellikle yasaklardan kaçının. Bu şekilde takva mertebesine nail olun. Ve la telbisul hakka bil batıl. Hak ve batılı birbirine iltibas etmeyin. Hak ve batılı birbirine karıştırmayın. Hak ve batıl gece ve gündüz gibi birbirinden farklı. Gece e, karanlıktır, gündüz aydınlıktır bu ikisi nasıl birbirinden farklıysa hak ve batıl da o derece birbirinden ayrı olması gerekir. Diyelim doğru söylemek haktır, yalan söylemek batıldır. E bazen doğru, bazen eğri söylemek, yalan söylemek hak ve batılı birbirine karıştırmak olur. Veya Tevrat'ın bir, bir kısım hükümlerine inanmak ama işlerine gelmeyen noktada kabul etmemek, iman etmemek bu da yine hak ve batılı birbirine karıştırmak olur ve tek hak ve hakkı gizlemeyin, hakkı ketmetmeyin. Ve entum talemun bildiğiniz halde. Yani bile bile hakkı gizlemeyin. Bilmemek bazen mazeret sayılabilir. Bilmeyen birisi ben bunu bilmiyordum deyip özür beyan edebilir. Ama bildiği halde kabul etmemek, bildiği halde inkar etmek bu çok daha büyük bir vebaldir. Ve akimus salah ve atuz zekah. Ve namazı ikame edin, namazı kılın, zekatı verin. Demek ki namaz, zekat Yahudilerde de var. Şekillerinde farklılık olabilir ama e, dinin aslı birdir. Allah'ın gönder, gönderdiği bütün dinler temel itibariyle aynıdır. وَاَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكَئِينَ rüküya varanlarla beraber siz de rüküya varın. Bununla alakalı şöyle bir inceliğe dikkat çekiliyor. Yahudilerin namazında rükü yokmuş e ee, rükû edenlerle beraber siz de rükûya gidin denilmesi yani siz de Müslüman olun ve namazınızı İslam'ın bildirdiği şekilde kılın Müslümanlarla beraber olun onlarla beraber rükûya gidin bu mana var bir de hakka boyun eğenlerle beraber siz de hakka boyun eğin serkeşlik yapmayın böyle bir manada düşünülebilir etemurûnen nâse bilbir İnsanlara iyiliği emreder de ve tensevne kendi nefsinizi unutur musunuz? Ve entüm tetrunel kitap halbuki siz kitabı okuyorsunuz. Burada kitap Tevrat yani Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde Tevrat'taki hükümleri bildiğiniz halde kitabın bir kısmına iman eder bir kısmını inkar mı edersiniz? Bu noktada şunu belki hatırlamamızda fayda var. İman bir bütündür bölünmeyi tecezziyi kabul etmez. Dolayısıyla, e, kitaplara iman dediğimizde Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman edilir ve e, kitapların içinde, ilahi kitapların içinde ne varsa hepsine iman edilir. Bir Müslüman açısından da durum aynıdır. Yani bir Müslüman önündeki Kur'an-ı Kerim, elindeki Kur'an-ı Kerim'e bir kısmına iman etse, bir kısmına e, inanmasa bu kimse zaten Müslüman sayılmaz. Dolayısıyla e, Yahudilerde de e, kitabın tamamına inanmak, elbette ki imanın bir esası, bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar etmek onlarda da bir küfür sebebi. Ve entum tetdun yani kitabı okuduğunuz halde, ehli kitap olduğunuz halde bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar mı edersiniz? Efele taqilun aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani insana akıl verilmiş ve Allah'ın kitabını bu akılla insan anlıyor. Allah'ın kitabı olduğunu kabul ettikten sonra bir kısmını uygulamak, bir kısmını uygulamamak elbette makul bir şey değil. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ e, Sabırla ve namazla yardım isteyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sıkıldığında, daraldığında namaz kılarmış. Yani zaten beş vakit farz namaz var. Bir de nafile namazlar var. Ve bu nafile namazlarda belli bazı namazlar olmakla beraber insan keraat vakitleri dışında bütün vakitlerde namaz kılabilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir durumda daraldığında, bunaldığında namaza iltica ediyor. Ve o namaz vasıtasıyla e, ilahi huzurda huzur buluyor. O sıkıntılardan rahatlıyor ve e, kurtuluyor. Ayet-i Kerime bu noktada e, sabrı ve namazı beraber zikrediyor. Sabırla ve namazla e, Allah'tan yardım isteyin. Burada salat kelimesi namaz anlamı verdik. Dua manası da aynı kelime için söz konusudur. Yani dua ile de Allah'tan yardım isteyin. Bu da söz konusu olabilir. Çünkü salat kelimesi duayı da içine alıyor. Zaten namazın içinde de hayri dualar bulunmakta. Bir de sabırla yardım istemek. Yani bir insan eğer sabretmezse muvaffak olamaz. Men sabara zafera denilmiş. Yani sabreden muvaffak olur, zaferi elde eder. Sabırsızlık gösterenler e, mağlup olur. Sabırsızlık gösterenler neticeleri elde edemez. Bu açıdan muvaffak olmanın, Cenab-ı Hakk'ın yardımına masar olmanın en büyük şartlarından birisi sabretmektir. Ve inne hale kebira illa alel haşiin ve o bu şekilde sabretmek, namaz kılmak e, normalde zor gelir insanlara. Ancak huşu sahibi olanlar müstesna. Yani huşu ile namaz kılanlar namazdan zevk alırlar ve namaz kendilerine zor gelmez. Namaz kendilerine ağır gelmez. Ellezine ki onlar yazunnuna ennahum mulaqu rabbihim rablerine mülaki olacaklarını rablerine kavuşacaklarını zannederler. Buradaki zanna genelde alimler e, bilirler manası vermişler. Yani onlar zannı galiple çünkü e, iki kere iki dört eder derecesinde belki o dereceye kat'i bir bilgiyle bilmiyorlar. Ancak bir zannı galiple bir iman içerisindeler. Bu şekilde onlar Rablerine kavuşacaklarını bilirler. Ve ennehum ileyhi raciun ve ona döneceklerini bilirler. Bu şekilde huşu içinde olanlar, Allah'a döneceklerini bilen, Allah'a mülaki olacaklarını bilenler namazlarını doğru dürüst bir şekilde kılarlar ve bundan apayrı bir zevk alırlar. Ya beni ile ey İsrail oğullarım, üzkürü nimet yelleti en amtu size olan nimetimi ya dedin hatırlayın. Venne faddaltukum ben sizi üstün kılmıştım. Alel alemin alemlere üstün kılmıştım. Bunu da hatırlayın. Acaba e, Kur'an-ı Kerim'deki bu ifade şu andaki Yahudilerin üstün ırk biziz. Allah bizi e, diğerlerine hakim olarak yarattı. Diğerlerini bize hizmetkar kıldı. bunu teyit eden bir mana mıdır? Bu manada anlamak uygun değil. Evet onlara bir üstünlük verilmiş ama bu üstünlük Hz. Musa dönemi ve Tevrat'a göre yaşamış oldukları dinlerine e, samimi sarıldıkları dönemlerdeki durumlarıdır. O dönemlerde altın dönemler adeta e, parlak zamanları olmuş, parlak günleri olmuş. Kendi dönemlerinde tarihin o e, kendilerine göre parlak sayfelerinde diğerlerine daha üstün olmuşlar. Bu anlamda değerlendirmek gerekir. Yoksa buna dayanarak işte Kur'an'da da Yahudilerin üstün ırk olduğu nazara veriliyor denilse bu yanlış olur. Zaten Kur'an-ı Kerim bütün insanları Adem ve Havva'dan gelen insanlar olarak bize anlatıyor. E, Menşeimizin bir olduğunu bize anlatıyor. Ve inne ekramekum indallâhe etkâkum Allah katında en kıymetliniz, en itibarlınız, en müttaki olanınızdır. Yani kim günahlardan daha çok sakınıyorsa, kim daha çok takva sahibi ise o Allah katında daha kıymetlidir. Üstün ırk yok. Ancak her ırktan, her milletten bazı üstün insanlar çıkabilir ve bu üstünlüğün de ölçüsü ibadettir, takvadır, salih ameldir. Eh, ihlasla amellerini yapmak gibi durumlardır. Ve tegu yevmen öyle bir günden sakının kim La teczi nefsun an nefsin şey'em. Hiçbir nefs diğerinden bir şeyi gideremez. Yani kimse kimseye fayda veremez. Ve yuk yukbelu her şefa'a ve ondan şefaat de kabul edilmez. Ve la yukhadu minha adl ve ondan bir ücret de kabul edilmez. Ve la hum yunsarun ve onlara yardım da edilmez. Yani öyle bir gün gelecek. Öyle bir günde ben peygamber oğluyum, ben peygamber torunuyum demek insanı kurtarmayacak. Ben falan millettenim demek insanı kurtarmayacak. Ve herkes kendi derdiyle meşgul olacak. Yani herkes için o gün zaten başından aşkın iş var. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Ayet-i kerime hesap gününe dikkat çekiyor. Mahşer meydanında insanlar haşrın mahkeme kübrasında hesaba çekilecekler. Ve herkes kendi yaptığı ameliyle karşı karşıya kalacak. Ve o zamanda işte ben şu millettenim, ben falanın oğluyum gibi şeyler insanı kurtarmayacak. Burada onlardan bir şefaat de kabul edilmez. Acaba şefaatin tümüyle reddi midir? Böyle anlamak uygun değil. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak görmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde, Allah'ın izniyle şefaat olabileceğini ifade ediyor. Ama demek ki bunlar şefaatle de kurtulamayacaklar. Çünkü e, şefaat edilmeyecek kimseler de var. Veya en azından bu putlara tapanlar gibi bunlar Allah katında bizim şefaatçimiz diyenler var. Onların o sahte şefaatçileri kendilerine bir fayda vermeyecek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.